Merhaba arkadaşlar. Bugün size Amerikan yapımı Winnebago karavan tanıtacağız. 4 kişilik karavan. V8 dizel motor var üzerinde. Yakıt olarak çok ekonomik diyemeyiz ama içerisi muhteşem. Özellikleri de muhteşem. Zaten Türkiye'de şu an eşi benzeri yok gibi bir şey. Dışarıdaki özelliklerinden bahsedecek olursak şöyle bir tentesi var arkadaşlar. Hemen yanında dışarıya elektrik verilen bir prizlerimiz var. Burada yine dışarıya gaz vermek için gaz çıkışımız var. Burası Webasto ısıtma sistemi. İçerinin ısıtma sistemi bulunan Webasto burada bulunuyor. Aynı şekilde su ısıtıcı bölümü de hemen burada. Buradan da aracın içindeki suyu ısıtmak için olan bölüm. Bizim karavanda geldi. Şu alt tarafı gösterecek abi. Aracımızın altında 4 tane ayak bulunuyor. Bunlar sayesinde arabayı park ettiğiniz yerde sabitleyebiliyorsunuz. Camların kenarında da perdelikler var arkadaşlar. Perdeleri indirebiliriz. Bunlar bu tarafa doğru açılıyor mu? Evet. İster böyle dışarı doğru da açılıyor, istersek aşağıya doğru da inebiliyor. Direksiyonuna kadar mı açılıyor? Yani şuna kadar da açılıyor, şuna kadar da yarım da açılıyor. Anladım. Şurası da galiba. Aynı şekilde hem perde hem gölgelik. Recep abi. Bu arabada bir sıkıntı var, boy yetmemezliği. Ya bize göre yapılmamış abi, Amerikanlar şimdi Amerikanlar yapmış yani. Tabi burada en önemli konu aracın içi, karavanın içi muhteşem dizayn edilmiş. Bakabilir miyiz abi? Recep abi gel. Yukarı, şuraya kadar gidelim. Şuraya kadar çıkalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. O Recep abi bu mükemmel ya burası. Arka bölüm ayrı ya. Gerçekten her detayı düşünerek yapılmış. Burada duş bölümü var arkadaşlar. Ayna ve arkası dolap. Panellerimizin olduğu bölüm burası. Burası buzdolabı galiba. Burada ocağımız, fırınımız. Ekstra burası genişliyor ya. Şu. O taraf sol tarafa doğru çıkıyor değil mi? Aracın dışına doğru çıkıyor. Ayrılıyor. Ekstra büyük bir bölüm geliyor. Burada koltuğumuz var. Hemen şurada lavabomuz var. Kahve makinemiz var. Dolaplar, saat. Evet. Profesyonel yani. Şurayı gerçekten. Şuraya bak, orada out'a basıp tutabilirsin yukarı düğme olarak. Neresi abi? Sen. Evet, bas abi. Bas tut, bas tut. Yerimiz geniş diyorsun. Recep abi. Senden böyle performans bekliyorum bir dahakine bak. İnşallah. Yapar mıyım sence? Yaparız abi. Bayağı genişledi. Sabitleme ayakları mı? Tamam, bitti galiba. Masa kırabilir. Tamam. Ne diyorsunuz bu duruma? Muhteşem. Şu an bildiğin 2+1 daire gibi oldu. 3+1 oldu. 2+1'di zaten, 3+1 oldu. Kabini bu şekilde arkadaşlar, ön tarafın. Burada şöyle güzel, rahat bir koltuğu var. Arabayı genişlettiğimiz zaman dışarıya doğru 50 santimlik bir uzaması var arkadaşlar. Genişlemesi var. Abi şu öndeki manzaraya bakar mısın ya? Torpido bile yatak gibi abi. Torpido yatak yani. Bir kişi de orada yatar. Yani bu karavan 4 kişilik ama bunu biz 8 kişi kullanırız. 8 kişi kullanılır yani bu. Çok güzel ya. Bu koltuk aynı zamanda yatak oluyor arkadaşlar. Bu arada Recep abi. Şunu da söyleyelim. Araçta 3 tane 100 amper akü var. 1 tane güneş paneli var. Aracın zaten fırını ve birçok şeyi, kullanılan birçok şeyi gazla çalışıyor. Buzdolabı da gazlı. Isıtmalar. Isıtmaların hepsi gazlı. Bütün hepsi gazla çalıştığı için elektrikle ilgili sadece ışıklandırmalar kullanılıyor. Zaten ekstradan araçta az sonra göstereceğiz. Jeneratör de olduğu için çok fazla elektriklik bir durum yok. Televizyonumuz burada. LG marka bir televizyonumuz var. Arkada ben de yıkarken... Ön torpidosu da zaten oldukça geniş. Ve bunlar kollar vitesi değil mi? Hemen şurada, evet. Şu da geri görüş kamerası arkadaşlar.
Yine burada küçük dolaplarımız var. Cepler var. Şurada ilk yardım setimiz var. Bununla yolculuk da çok keyifli olur ya Recep abi. Şurada veya burada. Ben şu yerde yerde de yatarım abi. Evet Recep abi. Aşık oldum ben ya. Gerçekten çok keyifli, mükemmel bir karavan yapmışlar. İçerisinde zaten gezebiliyorsunuz. Bayağı bir oldukça büyük. Rahat mı Recep abi? İncele yapalım abi. 302 veya 303 neyle bir şeyle yapalım. İncele abi böyle bir şey, böyle bir performans senden ileride. Şu an kopyalıyorum ben. Her şeyi hafızaya al. Aynen. Evet, şimdi dışarıya çıkalım. Dışarıdaki özelliklerine bakalım biraz da. Az önce dışarı çıkartmıştık ya arkadaşlar. Dışarısı aynı bu şekilde genişlemiş oluyor. Alt tarafta da arabanın solunda, sağında, arka taraflarda, her yerde ekstra bagajları var. Yukarısına bakalım bir de şunun. Yukarısı da bu şekilde arkadaşlar. Panelimiz hemen orada. Merdivenden yukarı çıkış var. Yukarıya da alanlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Burası jeneratörün olduğu bölüm. 3,5 kW'lık bir jeneratör var. Burası ne abi? Abi şu black water dedikleri tuvaletin suyu. Tamam. Bu da duşun suyu. Ayrı ayrı pompalardan çekiyorsun. Ayrı ayrı depolar var. Evet. Önce tuvaletin yine boşaltıyorsun. Onu gerittirdikten sonra yani şu hortumu şuraya takıyorsun bunu. Evet. Buradan dışarı veriyorsun kanalizasyona. Şunları direkt çekerek, atığı boşaltabiliyorsunuz. Evet, tahliye o şekilde. Dışarıda duş almak için de yine burada ekstra bir duşu var. İçeride zaten ayrı bir duş var. Çok güzel. Çünkü borular tahliye. Deponun tahliyesi. Su deposunun. Su deposunun tahliyesi. Çeki demiri var. Şu ne abi? Diğeri şuradaki. Stepne lastiğimiz aynen. Burada. Birisi şeyin eksozu işte. Araçların yıkaması da kuzuk cadde otokuaföre ait. Karavanlarımız cadde otokuaför. Yasin kardeşimize emanet. Zaten yapımında da sağ olsun bize yardımcı oluyor. Bütün dostlarımızı bekleriz. Evet arkadaşlar, karavanla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Muhteşem bir karavan. Yani bu tarz bir karavan biz şu an yapabilir miyiz? Ne kadar yaparız bilmiyorum ama ortalama şu an fiyatları 500 bin lira civarındadır diye tahmin ediyoruz. Zaten küçük bir aracı bile şu an yapmaya kalksanız 60 bin lira civarına mal oluyor. Ki Türkiye'deki şu an piyasanın her şeyin yüksek olmasından dolayı tahmin ediyorum ki 400-500 bin lira civarına ancak mal edebilirsiniz. Klima şart abi. Çok sıcak. Motorun kliması var. Sonları kapatırsak motorunu açabiliriz ama. Durduğun yerde açmak istiyorsun değil mi? Evet. Öbürki yukarıda durduğun yer açayım. Lampalar falan çıkarken rahat çıkıyor musun abi? Sıkıntı oluyor ya. Gerçi V8 motor ne olacak yani? Şu otobüsteki motorla aynı motor var bunda hemen hemen. Arabayı kaldırıyor. Arabayı yükseltiyor. Ya bayağı da kaldırıyor ha. Tekerler taktı araba. Geldi kaldırıyor. Aracı bu şekilde yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar karavanı. Evet arkadaşlar, sadece şunları söyleyebilirim. Yakıt olarak 100 km'de 25 litre yaktığını söyledi abimiz. Bu tabii şu an bizim Türkiye'deki bütçeye göre biraz yüksek bir bütçe. Ama araba güç konusunda V8 motora sahip. Dizel motor ve çok güçlü. Sizi yolda bırakacak bir motor değil. En güzel yanı acayip geniş, ferah olması. Zaten 6 ton bandında olduğu için de yani 100 km'de 25 litre yakması gayet normal. Bizim karavanlara kıyaslarsak benim karavan 100 km'de 8 litre civarında yakıyor. Tabii ki onunla eşdeğer mi? Değil. Bizimki onun yanında çok daha basit. Şu ana kadar gördüm. En ince detayına kadar düşünülmüş.
olan mükemmel bir karavan bu. Abimiz fiyatının 500 bin lira civarında olduğunu söyledi. Zaten yurt dışı karavanlar biliyorsunuz oldukça pahalı. Yanılmıyorsam 35 bin euro civarında bir fiyata satın almış kendisi. Karavanın sahibi de çok mütevazi bir insan. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı. Karavanı tanıtabilir miyiz, video çekebilir miyiz dediğimizde bizi kırmadı. Umarım o karavanla hayırlı yolculukları olur. Hem Peugeot C9'un karavan olmasıyla ilgili artıları neler, eksileri neler, bunlarla ilgili açıklamalarım olacak size. Onun haricinde bir sorunuz varsa da bize yorumlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.